Ready? Play. Merhabalar, Farklı Kaydet'in tenis podcast'i Inside Out'un 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Bugün çoğunlukla Davis Cup konuşacağız. Davis Cup finalini az önce İspanya kazandı. Ama Davis Cup'a dair konuşacağımız çok şey olduğu için maçlar dışında da onu biraz sonraya bırakacağız. Biz en sonki podcast'te ATP finallerinin başındaydı daha turnuva. İlk iki gün oynanmıştı. Onun için finallerin sonunu konuşamadık, şampiyonlarını konuşamadık. İlk başta, ilk kısımda kısaca ATP finallerini hatırlayacağız. Ondan sonra da uzun uzun Davis Cup konuşacağız. ATP finallerinden başlayalım. Anıl, sana soruyla direkt pası atayım. Tsitsipas şampiyon oldu. Yarıda Federer'i geçti. Team'de yarıda Zverev'i geçti. Tsitsipas da team'i çok çekişmeli bir maçta yendi. Bir onunla ilgili fikirlerini sorayım. Bir de sen turnuvaya gittin. Atmosfer nasıldı? Onu da anlat bize. Ondan sonra maçları da konuşuruz yavaş yavaş. Ya turnuva beklediğimden çok daha heyecanlı ve keyifli geçti izlemesi açıkçası. Ben hani team'e çok sevindim. Çünkü team'in sert zeminde bu sene ne kadar aşama kaydettiğini gerçekten çok takdirle izledim. Ve çok çok ciddi rakipleri, hele Djokovic'le oynadıkları bir maç vardı. Biz kaydetmeden bir gün sonra, evet. Kaydettikten bir gün sonra oynamışlardı. Benim herhalde son senelerde izlediğim en heyecanlı maçtı. Bu senenin zaten en iyi maçıydı. Hani o konuda hiçbir tartışma yok. Tsitsipas'ın da acayip oturmuş bir oyunu vardı turnuva boyunca. Çok üst düzey oyun sergilediği bir turnuva oldu. Ve bu yüzden hak etti diyebiliriz yani. Team kazansa team de hak ederdi. Ama kesinlikle bu turnuvanın en istikrarlı iki isim miydi? Team ve Tsitsipas ve finale çıkmayı da hak ettiler diyorum. Senin yani, gittiğin gün Zverev ile Medvedev mi oynamıştı? Evet, Zverev Medvedev oynadı. Nadal Tsitsipas oynadı. Ve hani o yüzden de son günü en heyecanlı maçlardı. Evet, çok olasılıklı bir gündü o gün. Yani onun için matris yapmak bile yetmiyordu olasılıklarda. Böyle dört boyutlu grafikler falan çıkaranlar olmuştu. Zverev-Medvedev maçını izledim ve Zverev'i çok beğenmiştim. Ama biliyorsun ki tenis biraz şey böyle. Nasıl diyeyim, karşındaki ne kadar zayıfsa sen de o kadar iyi görünebiliyorsun. Medvedev biraz rahat oynuyordu. Zaten kazanacak bir şey yoktu. Onu grupta eleneceği garanti olan tek isim Medvedev'di. Gruptan çıkmayı garantileyen de Tsitsipas'tı. Nadal'la Zverev sallanıyordu. Keyifliydi maç. Ama şunu söyleyeyim, yani organizasyon olarak iğrenç bir organizasyondu Gökhan. Tam manasıyla çok net söylüyorum bunu. Yani bir kere alana gidişte ya bilet, şimdi bak o kadar turnuvaya gittik gördük. Sen benden daha çok turnuva gezdin. Yani organizasyon alanına giriş yaklaşık bir saat sürdü. Sırada bekledik ki biz erken gitmiştik. Şeyde yani iki maçın arasında gitmiştik. İkinci session'ın çiftlerinden önce oradaydık. Daha çiftler bile başlamamıştı. Acayip bir sıra. İçeride desen doğru düzgün bir yeme içme yeri yok. Ve en önemlisi, bir tenis turnuvasına gelmişsin, atmosferi kesinlikle yok. Yani oraya konser izlemeye gitsen de aynı şeyleri yaşayacaksın. Aynı alanlardan geçeceksin neredeyse. O yüzden hani böyle tenis turnuvası atmosferi yaşamak isteyen birinin en son gideceği turnuva olmalı bence. Kort'a girince... Bu arada bu Twitter'da çok paylaşıldı. Bu sene Londra organizasyonuna eleştiride bulunan sadece sen değilsin. Son iki senesi turnuvanın Londra'da. Ne oluyor, bir yatırımda kısıtlama mı oldu? Hiçbir şey eskisi gibi değil diyordu Londra'dakiler. Hatta bu oyuncuların böyle çok şeyleri olur ya, 8'i birden poz verirler. Eşofmanlarıyla, evet, poz verdiler bu sene. Ha, o çok kötüydü ya. Gerçekten çok kötüydü. Evet. Genel anlamda yani Londra resmen ayıp olmasın diye fotoğraf çektiler beraber. Aynen öyle. Şimdi yani o kadar tenis turnuvasına gittik, bu kadar tenisten uzak bir organizasyon olamaz. Ama korta girince atraksiyonlar var filan.
Hani kort içindeki heyecan güzel. Fakat kort dışında hiçbir şey olmayınca gelen seyircilerin de maça girmesi, atmosfere girmesi daha zor oluyor yani. Ben o yüzden organizasyonu çok beğenmedim. Yani seneye gitmem muhtemelen diye tahmin ediyorum. Bu Çok arada da ben tavsiye çok etmiyorum. küçük bir şey yapayım, ekleme yapayım. Aklıma şu anda geldi çünkü. Şimdi O2 Arena'yı konuştukça biz podcast yapmaya O2 Arena'yı anlatmakla başlamıştık. Podcast'imizin de ikinci yaşını kutluyorum. Nice senelere demek istedim ama. Evet, doğru doğru söylüyorsun. Kaan'la gitmiştim yani. Tamamen alakasız bir anda aklıma geldi. Sen şimdi detaylı anlatınca oraya girmeyi, kuyrukta beklemeyi falan tam böyle 2 sene oldu. Pardon, lafını böldüm. İstersen başlardan Estağfurullah. devam et. Yok, yani istiyorsan yarı finalleri konuşalım çünkü yani organizasyonu kötülemeyi Davis Cup'da devam edebiliriz. Aynen öyle. Hatta istiyorsan direkt finali de ile konuşabiliriz. Yarı finalleri çok durmadan. Yarı finalde bir tarafta Team nispeten rahatça bir maç aldı Zverev'e karşı. Diğer tarafta da Tsitsipas çok güzel oynadı Federer'e karşı. Ve Federer'in en iyi oynadığı maçtı. Yani Djokovic maçında inanılmaz bir performanstan sonra düşüş vardı Federer'de. Final maçı iki yarı finalden de çok çok daha güzeldi. Final maçın Yani zaten son seti 7-6 bitince iyice tam böyle tavanda çok bitti. acayip kızıştı. Yani Federer Tsitsipas maçında tabii Federer Avustralya Açık'ta olduğu gibi kıramadığı servislerle maçın kaderini değiştirdi ve bitirdi yani. Kritik noktaları geçemeyince. Fakat burada hani bunu Federer'e yormamak gerekiyor. Tsitsipas kritik sayıların adamı olarak şu anda yeni bir en kategorisi yaratma yolunda gidiyor. Hani böyle en iyi returncu, en iyi servisçi falan deniyor oyuncular oyunculara. Tsitsipas da böyle kritik sayılarda en iyi oynayan tenisçi olma yolunda ilerliyor gibi. Ya bunu finalde de gösterdi ve o heyecanlı atmosferden soğukkanlılığıyla başarılı bir şekilde çıktı. Sen nasıl değerlendiriyorsun finali? Tsitsipas hak etti mi sence yoksa team'e mi daha çok pay verirdin? İkinci seti Tsitsipas almıştı değil mi? İlk seti Team tiebreak'te aldı. Evet. Ondan sonra Tsitsipas rahatsa aldı ikinci seti. 6-2 aldı hatırladığım kadarıyla. Yani Tsitsipas'ın set sırasında daha fazla şans yarattığını hissediyordum ben. Hani hem ilk sette, ikinci sette de, üçüncü sette de. Yani demekle beraber Team'in inanılmaz oynadığı sekanslar var. Yani üçüncü setin sanırım böyle orta kısmında. İşte 3-3 ile böyle 5-5 arası diyelim. Yani inanılmaz forehandler vurduğu kısımlar var ama Tsitsipas'ın da böyle hiç dalgalanma olmadı. Yani 3 sette de 6 oyun aldı en az. Onun için yani bir tık öndeydi Tsitsipas gibi geldi bana. Ama bu şeye de dönebilirdi. Federer'in Wimbledon finaline de dönebilirdi. Yani tiebreakleri Evet. almadığınız sürece kupayı alamıyorsunuz böyle maçlarda. Tsitsipas alamayabilirdi. Team geri döndü çünkü son tiebreak'te. Evet. Yani Team alsa da Team hak ederdi derdik herhalde. Çünkü bu maçlarda tiebreak'i oynayabilen maçı hak etmiş oluyor. Katılıyorum ben de. O yüzden güzel bir turnuva oldu. Şampiyon da hak ederek kazandı diyebiliriz. Evet, Tsitsipas arka arkaya çok hızlı çıktı merdivenleri, basamakları. 2016'da buraya antrenman partneri olarak gelmişti. Şimdi Holger Rune'yi konuşmuştuk ilk geçen podcast'te. O zaman Evet. Tsitsipas'tı ısıtan bütün 8 oyuncuyu. 2017'de Next Gen'i kazandı. Pardon 2017'de Next Gen'e şey Isıttı. oldu. Aynen Next Gen'e alternatif oyuncu olarak katıldı. Yedek katıldı 2018'de kazandı orayı. 2019'da da burayı kazandı. Bakalım 2020 neler olacak onu artık bir sonraki podcast'te konuşuruz deyip Davis Cup'a geçelim istersen. Geçelim. Yani bu sene tabii ki Davis Cup'ın finalleri yani Davis Cup'ın tamamı değil de Davis Cup finallerinin formatında çok radikal bir değişiklik oldu. Hepsi beraber Madrid'de oynuyorlar ve Pique Cup diyenler de çok. Bunu daha önce de konuşmuştuk çünkü Gerard Pique'nin evet Barcelonalı savunma oyuncusu Gerard Pique'nin organizasyon şirketi Cosmos'un yaratmış olduğu format ve organizatörlük eşliğinde bu sene değişik bir formatta finaller gerçekleştirildi. Gökalp istiyorsan bize biraz detaylardan bahset.
Evet, şimdi Davis Cup'la alakalı ya, yani bu bahsettiğin değişiklikler, bahsettiğin değil de hani başlığını verdiğin diyelim, çünkü biraz daha derinine gireriz. Çok eleştirildi. Yani bu 2018 Ağustos'ta kesinleşti değişiklikler. O zamandan beri inanılmaz bir eleştiri yağmuru altında. Hem ITF hem de Cosmos tarafı. Ama oraya gelmeden önce dediğin gibi biraz Davis Cup'tan bahsedelim. Davis Cup ne? Çünkü Davis Cup'ı çok nadiren konuşuyoruz. Çünkü çok değişik bir formatı olan turnuvaydı. Bu sene yine değişti. Ondan sonra ne değişiklikler yapıldı? İnsanlar neden eleştirdiler? Açıkçası ben bazı eleştirileri anlamıyorum. Onun için senden de eleştirileri, çünkü sen benim kadar şey değilsin tahmin ettiğim kadarıyla. Ya yani bu kadar optimist değildin hani bu değişiklik konusunda. Ben de insanların neden bu kadar sinirlendiğini merak ediyorum. Biraz çünkü tenis camiasında hani tabiri caizse böyle bir agresiflik, bir şeylik var yani. Bir sıkıntı var. Ama en başta şeyden başlayalım. Şimdi Davis Cup neydi? Davis Cup milli takımların turnuvası. Yani erkekler tarafından 1900 yılında başlamış. İlk başta işte İngiltere ile Amerika oynamışlar. Ondan sonra bu 5 yıl sonra biraz daha genişletilmiş. Derken ülke sayısı arttıkça işte ülkeler birbirleriyle değişik formatlarda işte ilk başta eleme formatı oynanıyormuş, ama bir önceki senenin şampiyonu hiç oynamıyormuş o sene turnuvayı. Yani şöyle düşünün, 1900 ne diyeyim 50'de turnuvayı kazanan takım 51'in finalinde, ismi zaten asıl oluyormuş orada. Bütün diğer takımlar 51'in ikinci finalisti olmak için uğraşıyorlarmış. Böyle bir formatta yapılan bir turnuva. Çok büyüyor tabii. Ve ondan sonra da format değişiyor 1972 yılında. Tamamen elemeye geçiliyor. Artık eski şampiyonlar da elemeye direkt birinci turdan oynamaya başlıyorlar. Ve bu bir seferde yapılmıyor. Zaten Davis Cup'ın en ilginç özelliklerinden birisi buydu. Son zamanlarda senenin dört kısmında oynanıyordu Davis Cup. İlk tur Mart ayında oynanıyordu. Çeyrek finaller Temmuz'da, yarı finaller Eylül'de, finaller de Kasım'da oynanıyordu. Ama Finaller derken eskiden iki takım vardı finalde, değil mi? Yani şimdiki gibi finaller deyip o dün bir doğru, sürü evet, takım yani katılmıyordu. iki takımın artık o çeyrek final maçları, final eşleşmesi, doğru söylüyorsun, orada artık şey yok yani, birden fazla eşleşme yok, tek eşleşme var. O Kasım'da sezon bittikten sonra oynanıyordu. Yani şöyle bir durum var. Davis Cup'ı bilmiyorum, sen geçen senelerde ne zaman Davis Cup izledin hatırlıyor musun? Ne maçı izledin? Hiç Bir maç popülarite izlemedim sıkıntısı Gökalp, vardı. çok açık söyleyeyim. Yani çok büyük bir popülarite sıkıntısı vardı Davis Cup'ın. Yani Sıfır maç bizim izledim. benim izlediğim Davis Cup maçları, şöyle söyleyeyim, 2016 final, yok 2015 finali mi? Hatırlamıyorum bile. Çünkü Andy Murray oynuyordu. 2014 finali, çünkü Federer oynuyordu. Ondan öncekileri hatırlamıyorum bile. Yani tamamen oyuncu izlemek için yapılan bir şey. Çünkü o finalde iki ülke oluyordu sadece. Hani bir ATP finalleri gibi işte bir hafta boyunca, yani genel olarak tenis turnuvası formatında olmadığı için, bölük pörçük olduğu için senenin bütününe, yani hikayeyi takip etmeniz bile zor bir format. Ama tenis geleneklerine çok bağlı bir spor tabii ki, biliyorsunuz. Davis Cup daha da bağlı. Yani en geleneğine bağlı turnuva diye aklınıza normalde Wimbledon gelir. Davis Cup daha da gelenekçi. İşte seneler boyu, bunları eski podcastlerde de konuşmuştuk, böyle tie-break'siz oynanıyor tenis. Sonra 70'lerde tie-break geliyor. Değişik Grand Slam'lar tie-break'i kabul ediyorlar. En son galiba Wimbledon kabul ediyor 1979 yılında. Davis Cup 1989 yılında kabul ediyor. O zamana kadar setler böyle 12-10. Bir tane set 37-35 falan bitmiş. Bu ikinci set bu arada. Hani son set bile değil. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Gökalp, biraz da sence bu Davis Cup'ın geleneklerine bu kadar bağlı olmasını ITF'in genel olarak yeniliklerden uzak duran bir yapıyı temsil etmesine de bağlayabilir miyiz? Yani ITF'i ben hiç sevmiyorum biliyorsun ki yapı olarak ve gerçekten gelişmeleri en son yakalayan taraf ITF benim gözümde. Tek Evet, dertleri yani bu artık
Bu çok önemli bir nokta. Bence buna tekrar ileride de gelelim. Onu söylemeyi unuttum. Davis Cup'ın sahibi ITF, yani Uluslararası Tenis Federasyonu. İşte futbolda Dünya Kupası'nın FIFA neyse, Davis Cup'da ITF için o. Ama ITF o kadar kötü bir organizasyon ki ATP, WTA ve Grand Slam'lere göre elindeki ürünü çarçur etmiş. Yani eskiden Davis Cup çok önemli bir noktadaymış. Ki bu eskiden, galiba çok eskiden. Hani 80'lerde 90'larda da sürekli çok böyle oynayanlar var. İşte ülkesine işte gururlandırmak isteyenler var. Bir de o zaman değişik şeyler de vardı. İşte olimpiyata gitmek için mutlaka Davis Cup oynamanız gerekiyordu. Hala öyle. Ama işte Arthur Ashe ile alakalı bir kitap okuyorum mesela. O bile şey diyor, 1980'li yıllar için başından itibaren şey bahsediyor. Yani Davis Cup'ın nasıl popülaritesini kaybettiğini. Profesyonel ve işte amatör tenis birleştikten sonra işin içine para girince bazı oyuncular şey demeye başlıyorlar. Evet, ben Davis Cup oynamak istemiyorum demeye başlıyor. Mesela Jimmy Connors oynamıyor. İnsanları çıldırtıyor. John McEnroe da oynuyor yani. Hayatı boyunca Davis Cup oynamış. İki uç örnek. Arthur Ashe de onların takım kaptanıymış. Nasıl bugün Sergio Bruguera İspanya'nın kaptanıysa. Arthur Ashe mesela Jimmy Connors'ı getiremiyor. Kendisi şaşırıyor yani, diyor işte para düzeni değiştikten sonra Davis Cup biraz kaybetmeye başladı değerini diyor. Ki bu 80 yılında bahsediyoruz. Biz şu anda hani çok deli gibi tenis izleyen iki insanız, biliyorsunuz artık bizi. Biz bile Davis Cup'ı izlemiyoruz. Onun için geçen Ağustos'ta açıklanan format değişikliğinde ben otomatikman şey dedim. Bu bence güzel bir şey olacak. Çünkü Daha kötü futbol olamaz. daha kötü olamaz, bir. Aynen öyle. İkincisi, yeni format biraz böyle bir yerlerden aşinayız yani. Ondan sonra geliriz, beğendik mi beğenmedik mi, ama format geçen Ağustos'ta değişeceği açıklandı. Anıl'ın daha önce söylediği gibi Gerard Piqué'nin kurduğu Cosmos şirketi ITF'le anlaştı. ITF oyladı ki ITF'de de hani bütün bu bahsediyoruz ya çok eleştirildi diye. ITF'de bütün bu ülkelerin temsilcileri var. Bunların hepsi oyladılar ve işi Kozmos'a vermeyi kabul ettiler. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Dünyaca büyük böyle ve başarılı organizasyonlar, ki bunlardan en büyük ikisi Olimpiyatlar ve Dünya Kupası. Bunlar direkt komitelerce düzenleniyor. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve FIFA düzenliyor bunları. Bütün sahibi bunlar. ITF o kadar beceremedi ki Davis Cup işini, başka bir şirkete verdi. Kozmos'a verdi. Hani Komple outsource ettiler. Biz beceremiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Alın, belki siz bir şey yapabilirsiniz diye verdiler resmen. aynen öyle. Hatta burada tenis nota da selam gönderelim. O Davis Cup'la ilgili geçen yazıştık. O şey dedi, hani ben tam hatırlamıyorum ama şey, bu işi Kozmos'a vermekle FIFA'nın Dünya Kupası'nı Katar'a vermesi arasında fark görmüyorum gibi bir şey yazdı. Ben de dedim cevap şey podcast'te verelim çünkü uzun konuşacağız bu konuyu. Benim için ana fark bu. Yani FIFA'nın Katar'a vermesi onun elinde olan bir şey. Ama Ama ITF yine kontrol var. Ne yapılması gerektiğini, checkpointleri hepsini yine FIFA takip ediyor. Sonuçta kriterler var. Sen hangi ülkeye verirsen ver, senin dediğini yapıyor adam. Bunlar ne yapılması gerektiğini bilmiyor ki. Aradaki en büyük fark o bence. Ya, bence en büyük fark Kozmos'un bir şirket yapısı olması ve karlılık amacı gütmesi. Yani karlılık amacı güden her şirket Ticaret, başı evet. başarı da ya başarıyı hedeflemek zorunda. Ama Katar'da öyle değil iş. Çünkü yani FIFA'da, IOC'de global düzeyde monopolistik kurumlar. Yani onlar gibi başkaları yok. Onun için onlar, bütün güç onlarda ve Katar onların cebine para sıkıştırdı mı? Onlar çat diye Dünya Kupası'nı verebiliyorlar. Olimpiyatlar da aynen böyle oldu. İşte en büyük örneği, ondan sonra olimpiyat bütün her şeyini değiştirdi. 2002'de Salt Lake City'ye verdikleri kış olimpiyatlarında olimpiyat komitesinin üyelerine burs vermişler çocukların Amerika'da. Yani onlar falan ortaya çıkmıştı. Onların gücü çok fazla ama ITF'in gücü yok bir kez o kadar. Bir de Kozmos'un bence başarması gereken şeyler var. Bir de Kozmos Gerard Piqué ile çok özdeşleşiyor tabii ki, ama işin arkasında birkaç önemli isim var. Bir tanesi Ağustos'ta Larry Ellison, kendisi Oracle'ın işte kurucusu ve Indian Wells turnuvasının sahibi. O böyle çok zengin bir adam oturur Indian Wells'de.
Böyle estetikli falan. Hep öyle yeri aynıdır. O adam Kozmos'a yatırım yapıyor. Ve de Kozmos Ağustos 2018'de yine Kozmos Tenis diye alt bir şirket açıyor. Ve IMG Tennis'in, yani bu tenis dünyasının en büyük işte menajerlik şirketinin eski başı Kozmos Tenis'in başına geçiyor, Javier Alonso. Onun için ben burada hani biraz şey başarıda bulunmak isteyeceklerini hissettim ama bunu öğrenmek için biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü şirketin yüzü 1,5 senedir Gerard Pique. Hani bir o Yani konuda ne kendisi neyi düşünüyorsun onu temsil merak ediyorum. ediyor? Yani şimdi detaylara bilmiyorum ne kadar girelim ne kadar girmeyelim ama en başında yazılım devi bir adamın olduğu bir şirketin yani bu kadar yazılımlarının patlaması, skorların, bilgilerin hepsinin saçma sapan olması ve hani senin dediğin Gerard Pique'nin turnuvanın yüzü haline gelmesi ve bu Kozmos şirketinin de yüzü haline gelmesi esasında çok da güven veren bir şey değil. Yani Gerard Pique neyi temsil ediyor? Bir Evet. tane futbolda savunma oyuncusu ve hani böyle taktik dehası, zekası yüksek, bilgisi yüksek bir profil de değil. Hani yani böyle bir futbolculukta da öyle çok bir organizasyon kapasitesi yüksek bir oyun stilinde temsil etmediği için açıkçası yani ben bu iş nereye gidecek çok merak ediyordum. Ya yok Ben abi de ben vallahi. genel olarak şunu söyleyeyim. Teoride her şey güzel. Fakat bu işin teoride yapmak istediklerini gerçeğe dönüştürmeleri için tenisten anlayan insan sayısının biraz daha fazla olmasına ihtiyaç var gibi. Çünkü yani saat gece 4'te biten maç mı olur abi? Yani bu tamamen bir format zayıflığı ve işin sıkıntısı. Evet. O zaman format demişken istiyorsan format değişikliklerini konuşalım. Eski formatta ne vardı, şimdi ne var? Olur mu? Ondan sonra da yavaş yavaş Olur. insanlar neyi eleştirdi ona geliriz. Tamam. Şimdi eski formatta Davis Cup turnuvası, 2019 turnuvası düşünün ya da 18 turnuvası dediğim gibi 4 farklı ayda oynanıyordu ve Mart'ta başlayan turnuva Kasım'da bitiyordu. Yeni formatta dediler ki bu çeyrek final, işte birinci turdan finale kadar olan bütün kısmı biz bir haftada oynayacağız. Ve bu Kasım'da olacak. ATP finallerinden hemen sonraki haftada olacak. Ve 8 şey o şey yerine, takım yerine, hatta daha doğrusu 16 takım yerine, çünkü orada ilk tur maçları da vardı. Burada 18 takım olacak. Bu 18 takımı nasıl belirleyecekler? İşte önceki senenin 4 yarı finalisti direkt katılıyor. Ondan sonra iki tane davetiye veriyor ITF kurulundan iki kişi. Onlar nasıl belirleniyor bilmiyoruz. Onun dışında 12 takım da Şubat ayında eleme oynuyor. 24 takım. Onu kazanan 12'si Kasım'a katılmaya hak kazanıyor. En büyük değişiklik buydu. Diğer değişiklikler de Davis Cup, Grand Slam'ler dışında 5 üzerinden yani 5 set üzerinden oynanan tek format olarak kalmıştı. Şu anda o da değişti. Dediler ki biz bir hafta oynayacağımız için kondanse etmemiz lazım ve maçlar 3 set üzerinden oynanacak. Ve eski formatta bir eşleşmede, yani diyelim ki Türkiye ile Yunanistan eşleşme içerisindeler. Orada 5 maç üzerinden oynanıyordu. 2 tekler oynanıyordu. Arada bir çiftler. Sonra ilk 2 tekler maçının çapraz oynanıyordu son gün. Burada dediler ki 3 maç oynanacak, 5 değil. 2 tekler ve sonra bir tane çiftler. 2 puan kazanan bir yukarı çıkacak. Ve en büyük değişiklik, hani bence o şeyden de başka, bütün her şeyin bir haftaya alınmasıyla beraber diyelim. Davis Cup'ın en büyük özelliği, bu eşleşmeler sadece bir tarafta oynanıyor. Home and away tie deniyor. Yani ya evinizde oynuyorsunuz çeyrek finali ya da deplasmanda oynuyorsunuz. Öyle Tam bir futboldaki şans işi. gibi, evet, futboldaki gibi şey yok. İşte önce ev, sonra Rövanş yok. deplasman, rövanş yok. Ve bunun da güzelliği şu: böylece tenis bütün dünyayı gezmiş oluyor. Her yer tenise doymuş oluyor, görmüş oluyor tenisi. Ama bu formatta sadece İspanya'da oynandı tabii ki.
Ve onun için Home and Away Tie eskisi gibi kalmadı artık. Gerçi finallere İspanya çıktığı için şu anda aslında pratikte oldu ama çıkamayabilirdi. Onun için en büyük değişiklik bu. Zaten en büyük değişiklik şey eleştiri de buradan geldi. İnsanlar Davis Cup'u Home and Away Tie olayıyla yani ya ev ya da deplasmanda oynama olayıyla tamamen bağdaştırılıyordu zaten. Ve dediler ki siz bunu ortadan kaldırırsanız Davis Cup ölmüştür. Hatta ilk şey çıktığında, haber çıktığında Fransa takım oyuncuları, kaptanı falan Nicolas Mahut, işte Yannick Noah Davis Cup is dead diye Twitter'a chat diye yazdılar. Bir bunu konuşalım. Evde ya da deplasmanda oynama olayı ne düşünüyorsun diye sana sormadan önce ben şunu bir söyleyeyim. Ben Davis Cup'ı ilk duyduğumda 2006 ya da 7 hatırlamıyorum. Bu olay bana inanılmaz saçma gelmişti. Ya dedim bir insan, bir maç, bir eşleşme nasıl sadece bir tarafta oynanır? Bu kadar fazla hani şey olamaz. İşte ne bileyim tarihinde bir defa yarı finale çıkıyorsun ama evinde oynayamayacaksın. Bu da şöyle oluyor. İki takım işte Fransa ile İtalya oynuyor diyelim. En son eşleşmelerinde hangi yerde oynadılarsa bir sonraki eşleşmede tabii diğer tarafta oynanıyor ama bunların arasında 8-9 sene de olabilir, 32 sene de olabilir. Onu öyle bir şey yok yani, öyle bir kural yok. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu Home and Away Tie çok konuşuluyor. Yani Gökay, ben çok gelenekselci olamayacağım o konuda. Çünkü bu yani fikir olarak güzel olan bu dünyayı gezmek, işte her turnuvanın bir ülkede yapılması senede 40 tane turnuvanın olmadığı dönemler için geçerli. Şimdi yani o zamanlar makuldü. Şimdi hangi takvimde ne araya sıkıştıracağını şaşırıyorsun. Ve bundan dolayı iş artık böyle oyuncular için çok ikinci plana düşmesinin ana faktörü o zaten. Ve bunun sonucunda en önemlisi şu, Davis Kupası'nın hani çok net bir şekilde, samimi bir şekilde söylediğim gibi hani ben bile izlemiyorum. Çünkü ne oluyor? Oyuncular katılmıyor. Ne oluyor? İşte seyir zevki azalıyor. Ve hani bu geze geze bir yerlere gitme formatı zaten bence çok uzun süredir ölmüştü. Çünkü yani oyuncuların çok da kaldırabileceği bir düzen değildi. Ha, ne oluyordu? İşte sene devam ediyor. Finallere çıkarsa takım, büyük oyuncular belki katılmayı kabul ediyorlar. Belki de katılmıyorlardı. Hani öyle de ortada hasbelkader bir durum oluyordu. Bu yeni formatın tabii ki harika olduğu anlamına gelmiyor. Ama eski format kesinlikle değişen tenis dünyasına hiçbir şekilde uyum sağlamadığı için bence değişmesi çok şarttı ya. Yani olabilecek, sürdürülebilecek bir şey değil şu dünyada. Ya hem ATP hem WTA ile bir araya geleceksin. Ona göre toplam, çünkü ATP ve WTA de turnuvalarından para kazanıyor. Daha çok turnuva yapmak istiyor onlar da. O zaman ya hep beraber bir sinerji yaratıp ona göre bir takvim belirleyeceksin. Pardon, Davis Cup'ta zaten WTA yok, ATP ile bir araya geleceksin. Bir an kafam şeye kaydı, ileride hani hem kadınları hem erkekleri bir araya getirelim düşüncesi de var ya, oraya gitti kafam. Evet. Yani şu andaki sistemde bence bir yerde ve derli toplu olması daha iyi. Evet, yani şu bahsediliyor hep. İşte geçen sene mesela final yine bu Home and Away şeklinde yapılan final işte Fransa ile Hırvatistan arasındaydı ve Fransa'da Lille'de oynandı. Sanırım 33 bin kişi mi izlemiş? Öyle yüksek bir rakam var. Hani bunlarla karşılaştırıyorlar insanlar haklı olarak. Çünkü en son o görülmüş ama ben de sana orada katılıyorum. Bir kez oyuncular bence şikayetçi olduklarını sürekli söylüyorlardı. Biz sürekli Davis Cup şeyine çağrılıyoruz. Görev olarak görüyorlardı artık. Hani Davis Cup görevine çağrılıyoruz. Senede 4 defa bütün şeyini bozman gerekiyor. Hatta böyle alakası saçma sapan şeyler oluyordu. İşte Fransa ne yapıyordu? Rakibini böyle yormak adına o ev sahibi olduğu yeri Guadeloupe mu? Öyle bir yer seçmişti. Güney Amerika'nın yanındaki ada kolonileri olan yeri seçmişti. Amerika, Almanya bir Fed Cup maçı yapmışlardı, onu hatırlıyorum. Hawaii'de yaptılar ki Angelique Kerber gelmesin diye. Andrea Petkovic falan gitmişti. Hani o tarz şeyler içinde kullanılıyor da açıkçası bu, ama tabii ki onlar istisna biraz. Onlar biraz evet, uç örnek. Evet, genel olan tabii ki biraz şeydi. Hani bence de bu
bu olay, bu hani tenisin yayılması olayı, bütün ülke ülke gezme bence biraz 70'lerde 80'lerde çok daha fazla hani etkisi olabilecek ve şu anda işte medyayla aşılabilecek belki şeyler. Bir de şöyle bir durum var, şöyle bir rakam var. Geçen sene bu arada sadece finaller için değişiyor. Yani çeyrek final ve sonrası için değişiyor. Yani Davis Cup'ı anlamak o kadar zor ki bayağı baktım ama anlayamadım. Sanırım bu işte bu hafta Madrid'e gelmeyen takımlar 18 takım dışındaki herkes zaten onu yapmaya devam ediyor. Evet, İşte işin elemeler, para Avrupa grubu. kazandırmayan tarafında hiçbir şey yapmıyorlar zaten. İşte Türkiye Danimarka'ya gitti, değil mi? Bizim Evet, takım tabii. Danimarka'ya gitti İstanbul Challenger'dan Evet, hemen sonraki evet. hafta. Ya yani onlar devam ediyor ve bu sefer World Group denen yani en yüksek grupta geçen sene toplam 15 tane işte ev deplasman eşleşmesi oynanırken bu sene eleme getirdikleri için Şubat ayında yine 12 tane oynanıyor aslında. Bunlar neden bunu söylemiyorlar ben anlamıyorum. Aslında bu oynanıyor. Ama Pike'ye şey mi yazayım? Mesaj mı yazayım? Bunları insanlara anlat diye. 12 tane Şubat ayında oynanıyor. Sadece bunlar Peki diyorlar ki işte. anlatmasın zaten Gökay. Başkası Evet. anlatsın. Evet. Yani Evet. İkinci konumuza geçelim. İkinci eleştiri de Pike Cup denmesi. İnsanlar Pike'den bıkmış ve nefret etmiş durumdalar. Bence de bunun çözümü Pike anlatmasın gerçekten. evet. Yani burada insanlar haklılar. Burada diyeceğim hiçbir şey yok. Pike'nin yani tenisle bağdaşan hiçbir tarafı yok. Yani böyle bir ismin bu kadar, madem böyle bu turnuvayı, geleneksel turnuvayı tekrardan canlandırmak istiyorsun, niye bu kadar saçma sapan bir ismi ön plana çıkarıyorsun? Daha sembolik birini bul koy oraya, değil mi yani? Neyse. Ki bence bu arada yapabilirdi. Hani ilk başta kendisi öne çıktı. İşte o onun çok böyle passion projesiymiş falan filan. İyi bravo. Ama baktın insanlar Ya seni bizim daha gördükçe nefret hayallerimiz var ediyorlar. da. Hayır, parası var yapsın hayalini bravo. Ama sen belli ki negatif etki getiriyorsun projene. Bir geri çekil değil mi? İlk başta baktın olmuyor. Geri çekil. Bu artırdı O da kişi artırdı. egosentrik tarafı yani yapacak bir şey. Herhalde bayağı egoist bir herif olduğunu düşündüm ben bu hafta Twitter'ını gördükçe. Organizasyonu en sona bıraktım çünkü en çok orada konuşuruz diye. Oraya da geliriz. İkinci kısım Pique'ydi. Üçüncü ITF işte paraya şey yapıyor. Geleneği satıyor. Açıkçası bunu bilmiyorum. Şaşırmadım. Yani buna emin değilim. Haklı olabilir eleştiriler ama bu eleştiriyi yapmak için çok erken diye düşünüyorum. Çünkü paraların önemli bir kısmı şimdi 20 milyon dolar para ödülü dağıtılmış bu hafta Davis Cup'ta. Bunlar oyunculara verilmiyor. Bunlar federasyonlara veriliyor. İşte İspanya Tenis Federasyonu'na veriliyor mesela. Galiba 2,5 milyon dolar kazandılar bu akşam. İspanya Tenis Federasyonu kendisi belirliyor. Nadal'a ne kadar, Roberto Bautista'ya ne kadar vereceğini falan filan. Ve işte spor geliştirmeye ne kadar ayıracağını kendisi belirliyor gibi bir şey var ama bu arada çılgın bir anlaşma. 3 milyar dolar 25 yıl. Yani keşke biraz 5 yıllık falan yapsalarmış. Bir görselermiş nasıl gidecek iş diye. Herhalde orada bir şey vardır. Şart vardır. Başarı olması gereken. 4 ve son olarak da format. Format eleştirildi. Hani dediler senenin sonunda bir haftada çok maç oynanacak. Gökalp, formata gelmeden önce şu üçüncü noktaya ben biraz bir şey eklemek Tabii, istiyorum. tabii, tabii. Yani ITF o kadar bence kokuşmuş bir kurum ki, bak bu kadar net ben çok konuşmam biliyorsun yani. Ama öyle bir kurum ki parayı ne kadar kendine tutabilirse o kadar iyi hareketiyle verilen bütün kararlar, yani tenisin ruhuna, özüne ve gelişimine katkı sağlayacak şeylerden çok uzaktalar. Hani böyle ne bileyim biraz kırıntıları serpiştiriyorlar tenisin gelişimine ve daha iyi yere gitmesine. Gerisini hep bana Rabbana kafasıyla. Dolayısıyla yani Davis Cup'ın ölümünden ziyade ITF'in tenis sporundaki yerini sorgulamak gerekiyor. Çünkü çok faydası dokunamıyor artık. Yani yaptığı işler alt seviyelerde turnuva organizasyonunu tamam. Ama onun zaten ayrıca çok çok ciddi sıkıntıları var. Fakat yani ITF tarafından böyle bir işin, ya bu kadar para var bir federasyonda. Bak gerçekten çok para geliyor ITF'e turnuvalardan. Ve
Sen kendi içerisinde bu kadar geçmişte tecrübe sahibi, bilgi sahibi, bu işe katkı sağlayabilecek adamlardan, ya bak bir formatı kurarsın, yaparsın, bir altyapısını çalıştırırsın, ondan sonra ihaleyi açarsın. Bak kardeşim, oyun kuralları böyle, yapabiliyor musun, yapamıyor musun diye o zaman yaparsın. Ama sıfırdan başkasının hayalini sen bütün tenisin ruhuna nasıl teslim edersin? Pike'nin hayali varmış. Bana ne Pike'nin hayalinden yani. Hani o yüzden bu işte ITF'in her geçen gün biraz daha beceriksizleşmesinin çok büyük önemi var ve iyice bu iş artık böyle şişirme bir organizasyona döner böyle giderse. Ama umut vadedici noktaları var. Onu da format sırasında konuşalım istiyorsan, formata geçelim o yüzden. Evet, bence ya bu arada çok önemli bir noktaya parmak bastın. ITF'in imajı ve güçsüzlüğü zaten bütün bu eleştirilerin bu kadar hani fazla yankılanmasının en büyük sebebi diye düşünüyorum ben. Çünkü ITF'in yapması gereken düşünüyorum 4 tane iş var. Bir tanesi Davis Cup, bir tanesi Fed Cup, bir tanesi Olimpiyatlar, bir tanesi de tenise yeni profesyonel kazandıran işte alt kısım. Bütün bu işte yani işte 250 ile 1000 sıralaması arasındaki oyuncuların oynadığı turnuvalar ki biz buna özel ayrı bir podcast yaptık. ITF'in nasıl orada sıçtığını konuştuk. ITF de zaten o sistemi değiştirdiğini açıkladı bu sene. Yani böyle her şeyi ellerini yüzlerine bulaştırdıkları bir sene. Bir de Davis Cup'ı değiştirdiklerini açıkladılar. Bir de aynı sene ITF'in başkanı David Haggerty başkanlığa tekrar seçildi. Yani bir sıkıntılı bir şeyler oluyor. Para yani böyle bir sıkıntılar var yani. Kirli para hissiyatı veriyor gerçekten. Eleştirilerin bu kadar büyük olması sebebi gerçekten ITF. Bir de formatı konuşalım. Sonra tekrar insanlar neden bu kadar yankı yarattı? Ona tekrar geliriz. Evet, formatta bir haftada 18 takım. Takım demişken her takımın oynayacağı tabii ki gruplarda iki maç var. Her grupta böyle 6 gruba ayırmışlar. 3'lük takımlardan. Onlar sonra çeyrek finale geliyorlar. Çeyrek, yarı ve final diye gidiyor. Formatı sana bırakayım Anıl. Ondan sonra ben de eklemelerimi yaparım. Şimdi evet, bu formatta önemli olan şu: grup maçları öncelikle oynanıyor ve her grupta 3 takım var. Hani 6 grup ve 3 takım zaten ilginç bir format her şeyden önce. Ve bu çıkan 6 gruptaki 3 takımdan ikisi de çıkıyor. Yani ilk turlarda 3 Yok. maç oynanıyor. 6 tane birinci ve en iyi 2 tane ikinci. Ha, pardon, evet, en iyi iki ikinci çıkıyor, kusura bakma. Yani toplamda 8 takım çıkıyor 6 gruptan. Yani ben bu mantığı biraz yadırgadım açıkçası Gökalp. Yani niye 3 takımlı grup yaparsın ve gecenin 4'üne kadar sarkıtırsın? Belki bu kadar takımı almak organizasyona ilk aşamada, ya işte dünyanın her yerinde izlensin, şöyle böyle, hani biraz Dünya Kupası da katılan o takım sayısını arttırıyor ve ilk tur maçları, grup maçları heyecansız oluyor ya, biraz burada da onun gibi bir durum oluşabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, Kolombiya'dan tenisçi kaç tane çıktı tarihte ilk yüzde? Veya işte Şili'den anca efsaneleri hatırlıyoruz. Şu anda en çok umut vadeden oyuncuları zaten turnuvaya da katılmadı. Ve hani baktığım zaman öyle bir tutarsızlık var ki, yani tamam, ondan sonra çeyrek final, yarı final, final diye gidiyor, standart bir format. Ama turnuvaya katılan takımların oyuncu sayıları bile tam değil, eşit değil. Rusya 3 tane adamla katıldı turnuvaya. Yani Medvedev çok geç postayı koymuş ya. Son ama dakika postayı koymuş ama gerçekten birini getirebilirsin. Kaç birini tane adamın var senin? getirebilirsin. Diğerleri 5 tane de oyuncuyla katılıyor. Hadi 6 Medvedev tane olan gelmedi. var ya. 6 tane, Çiftler kadrosu iyi olanlar 6 kişi falan geldiler. ve kafalarına göre geliyorlar. Yani bu nasıl bir kafa abi? Herkes işte abi bulduğunuzu getirin, oynayanlar oynar kafasıyla geliyor. Şimdi takımlara bakıyorsun. Yani Davis Cup formatının tabii ki şöyle bir zorluğu var. Bu kadar takım alırsan yani birçok ülkenin ya hiç oyuncusu olmuyor. Hadi yine Şili'nin Garin var, Nicolas Jarry var.
Ama mesela bakıyorum, Belçika'da Goffin'den sonra bir tane adam yok. Veya işte Kolombiya'da zaten oyuncu yok. Hırvatistan'da Çoriç harici adam yok. Yani tenisin bireysel bir spor olduğunu kabul etmek lazım. 32, 24, 18 neyse bu kadar çok takım yapamazsın. Çünkü o kadar çok ülkede konsolide bir şekilde başarılı oyuncuların çıktığı bir durum yok. Yani Evet. ben ATP Cup'ı çok merak ediyorum. ATP Cup zaten başlı başına bir fecaat. Yani Tsitsipas'ın takım arkadaşı ben Dün olsam başlamış herhalde tenise. vallahi yani beni mi Yunanistan'a iteleseler acaba bir takılırdı Grup bence çok Grup kolay formatı silinmesi çok gereken bir şey. Çok net evet. yani. Çat diye Değil mi? çeyrekten başlasınlar. Çok kolay çözüm. Grupların hiçbir anlamı yoktu. Yani iki maç daha, Nasıl yani öyle bir şey? grupların organizasyon için anlamı tabii ki daha fazla maç, daha fazla televizyon yayını, daha fazla televizyon yayıncısı, daha fazla para falan demek ama gerek Televizyon yok. yayında beceremedikleri için hani o konuda da Televizyon ne kadar yayınını para hiç kazandıkları belli beceremediler. O inanılmaz bir facia. değil. O da geliyor. Ama bir maç 4.40'da mı bitti? 4 kaçta bitti? Yok, 4.40'da bitmedi, pardon. 4'ü geçe Dördü bitti. beş geçe, dördü beş geçe falan bitti işte maç yani bu. Hayır, bak şimdi televizyonda hadi de ki dünyanın bir yerinde bu saatin gündüze denk geldiği bir yer vardır değil mi? Saat 4'ü 5 geçe. Yani var. Tabii. Ama arkadaş o maçları izlemek için para verip bilet alıp gelen adamların günahı ne? Yani Bir de bu çok neyin ironik kusuru? olan, yani bu grup formatı yüzünden ben onu, yani o saatte hesaplayamıyorsun. O Amerika ile İtalya oynadı o maçı, eşleşmeyi. İtalya ilk maçını kazandı. İkinci maçı Taylor Fritz oynadı. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Taylor Fritz'in maçını set kaybetmeden alması gerekiyormuş Amerika'nın çıkması için. Taylor Fritz maçın setini kaybediyor ama maçı alıyor. Yani o çiftler maçının bir anlamı da yokmuş aslında. Ve onu işte ben işte 3-25'ti ikinci set bittiğinde. Gereksiz bir yoğunluk yarattılar. Zaten bir haftalık bir turnuvada. Bir de bence ondan daha büyük sıkıntı Kanada'nın yaptığı olay. Avustralya'nın. Son maçta Avustralya mı çekildiler. Evet. çekildik? Evet. Zaten kazandıkları eşleşmeyi, 2-0 yaptıkları eşleşmenin çiftler maçından çekildiler. Aynen öyle. Bu kötü bir Yani bu şey. Çünkü Davis Cup'ın olaylarından etik biri değil. buydu. Çünkü yani Davis Cup'ta benim beğendiğim Davis Cup geleneklerinden nadir geleneklerden birisi. Eğer böyle ölü bir eşleşme varsa, işte diyelim 3-0 kazandı bir takım. Son iki maç oynanıyor ve o iki maçı gençlere oynatıyorlar ki onlar Davis Cup tecrübesi kazansınlar diye. Şimdi O burada artık genç yok. zaten o yok. Aynen öyle. Çünkü takım Avustralya şeyi düşünüyor. Ben yarın da maça çıkacağım diye düşünüyor. Çeyreğe çıkacağım diye düşünüyor. Haklı yani kendi içerisine bakınca haklı. Tabii canım, hiçbir sebebi yok Avustralya'nın o maça çıkmasının. Çünkü hani o maçı şey oynasa, işte ne bileyim Alexei Popirin'i getirseler tamam oynasın ama büyük ihtimalle öyle bir şey de yapmak istemediler. O saçma oldu gerçekten. Davis Cup'ın şu formatıyla grup formatında hakikaten sen ben çok uzattım sen de kısaca söyledin yani fuzuli bir şey at gitsin rahat edelim değil mi? Aynen ya, ben sen özellikle anlat istedim insanların ne kadar saçma bir şey olduğunu görsünler diye. Bence çeyrek finallerden başlasa bu turnuva gerçekten böyle rahat izlenecek bir şey olur. Çünkü şöyle bir sıkıntı vardı grup maçları günlerinde. Bak güzel olur Gökhan. Ya Zaten şöyle ha söyle. bir anda aynı anda 3 eşleşme oynanıyordu pazartesi günü. Neyi izleyeceksin? Nasıl Sen izleyeceksin? Niye hangisini izleyeceksin? izleyeceksin? Zaten burada İsviçre'de işte DAZN'a vermişler yayıncı yayın hakkını. Üçüncü şeyi yayınlamıyor. Elektronik ortam. Neden yayınlamıyorsun? Onu da sana vermişler. Kamera mı yok orada? Yani orada da bir ayrı fiyasko vardı. Ama ben şey noktasındayım burada. Eski formata geri dönülmesin. Onu kimse Kesinlikle. izlemiyor. Çok fazla takımın bir arada olması bence çok güzel bir şey. İşte Ama bu Nadal'ın, kadar takım Federer'in. olmasın. Aynen, bu kadar takım olmasın. 18 tane takımı gerek yok. Bana 8 tane takım yeter. Çünkü ben o takım kazanınca, yani ben sadece
İspanya işte Kanada'yı izleyeceğim diye değil, belki İspanya Sırbistan ihtimali beni heyecanlandırıyor. Burada o var yani bu formatta. Ama grup maçlarına hiç gerek yok. Çok uzatıyor her şeyi. Şimdi bir şeyden kıstılar. 5 setlik değil 3 setlik yaptılar. Ben bu noktada çok ortadayım. Çünkü 5 set de Davis Cup'ın önemli geleneklerinden biriydi. Ama hem böyle bir haftalık turnuva hem de 5 set sanırım olacak gibi değil. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Senenin sonu herkesin pestiri çıkmış bir. İkincisi şu var Gökhan. Ben bu konuda çok gelenekselci değilim. Dinamik, hızlı, seyirciyi çok yormayan, televizyonda da izlenebilir, bütün bir gününü tenise ayırmak zorunda olmadığım formatlar benim daha çok hoşuma gidiyor. 5 set eyvallah gelenek ama ben 5 seti çok da sevmiyorum artık. Yani çok iyi maç olmadıkça 5 setlik bir maçın efsane bir maç olması için gerçekten çok üst düzey isimler arasında geçmesi gerekiyor. Kısa formatları ben tercih ediyorum o yüzden. Yani o açıdan ben de bunun taraftarıyım. Ki mesela bugün 5 set üzerinden bu finali bitiremezdin. Sabah 10'da başlardı, gece 12'ye kadar. Evet. Ne yapacaktık? Ya zaten o hani bence 5 sete geçerlerse 14 güne falan geçmeleri lazım ama bir de ben şu noktadayım. Ben şimdi galiba çarşamba günden beri izliyorum. Birçok eşleşmeyi izledim. Hepsini izleyemiyorsun tabii ki ama yani bir eşleşme 3 maç sürenler özellikle. Hatta bugün hatta 2 maç sürdü. Kaçta başladı? Bizim saatle 4.45'te başladı. İşte 8.20'de bitti. Yani 4 saat bence iyi bir eğlence süresi. 2 saat için. 2 maç için. Diğer eşleşmeler mesela en az 6 saat sürdüler. Onun için az zamanda değil. Sırf 5 set demiş olmak için 5 set de demek istemiyorum ama bir de şu öyle bir eksisi var. Hani bu Davis Cup'ın bence imajını biraz düşürüyor. Yani 3 sete geçtin mi sen şey diyorsun. Sen Grand Slam'dan daha önemsiz bir turnuvasın demiş oluyorsun gibi geliyor bana. Grand Slam'de 5 seti bıraksın bence diyorum ve ortaya çok daha radikal bir top atıyorum. Yok ama şu yani kriketten pay biç. Kriket eskiden 5 gün sürüyordu Gökhan. Yani. Hani aynen var öyle formatta ama tabii evet. Yani, kim izliyor? 5 gün neyi izleyeceksin Gökhan? Bir de en son bir şey yapmadan, biz kendi değerlendirmemizi yapmadan ben şey diye bir not almıştım. Neden eleştiriler bu kadar güçlü geldi diye. Çünkü bence bunu konuşmak önemli. Davis Cup yani bağlamında çok şey var. Şimdi Davis Cup teniste takım şeylerinin karşılaşmasının olduğu en önemli ve tekti. Tek turnuvaydı eskiden. Ama Davis Cup'ın artık ölmesiyle beraber yani teniste zaten takım turnuvası ihtiyacı olduğu çok biliniyordu. Bu böyle 70'lerde 80'lerde çok başarıyla yapılmış World Team Tennis adı altında Amerika'da sadece ama Billie Jean King'in tek söylediği bu. Yani kadın hangi röportajı nerede verirse versin diyor ki tenisin büyümesi için yapılması gereken tek şey takım formatlarına yatırım yapmak. Onun için Amerika'da hala sadece Amerikalıların kimlerin izlediğini bilmiyorum ama sadece Tennis Channel'da yayınlanan sanırım. Yazları hala böyle bir format var. Böyle belki denk gelmişsinizdir Twitter'da. Kort'un 4 farklı rengi var. 4 kutu farklı renk falan. Öyle bir şey oynuyorlar ama başarısız. Ondan sonra Mahesh Bhupathi Hindistan'da ilk defa böyle büyük bir denemede bulundu. 2 sene arka arkaya sanırım 2 ya da 3 sene IPTL adında bir turnuva yapıldı falan derken Davis Cup'ın bu boşluğunu yaratmasından ve ITF'in hiçbir şey yapamamasından oluşan boşlukta ortaya Laver Cup çıktı. Laver Cup ne zaman açıklanmış biliyor musun? Hatırlıyor musun? Buna baktım. 2015 mi? Ocak 2016. Ocak yani 2016. Bayağı olmuş. Yani ilk oynadıkları sene 2017. Ocak 2016'da işte Federer, o zaman ben şey hatırlıyorum, Federer'in Djokovic maçında yarı finalde Federer'in takımı Laver Cup şapkaları takıyordu. Hatta Rod Laver da galiba orada bir açıklama yapmıştı. Ne olduğunu biz anlamadık tabii ki. Ondan sonra Eylül 2017'de ilk defa Laver Cup düzenleniyor. Ki Laver Cup da o zaman Prag'da. Böyle... Aynen Prag'da. Ki o zaman böyle herkesin desteklediği bir şey değil. İnsanlar bir sıkıntılı yaklaşıyorlar konuya. Ama Nadal ilkine katıldığı için Nadal fanları da çok seviyor. Federer fanları zaten okeyler. Kendi adamları düzenlediği için. İkinci senede Djokovic çağırıyor Federer. Oh tamam, tenis fanlarını zaten %90'ını tavlıyor.
Ya Gökalp, ama her şeyden önce Lever Cup'ın formatı acayip başarılı ve o yüzden de yani adamlar Ben işi biraz şeyden bahsettim çözmüşler. ya. Evet, ben biraz duygusal yaklaşan insanlardan bahsettim. Rasyonel yaklaşanlar zaten bence formatı değerlendirip olayı beğendiler. Abi izledik, televizyon duyduk. Aa, böyle bir şey varmış. Büyük oyuncular katılıyor. Bakalım. Çok keyifli, süper, harika bir şey. Evet, Davis Cup aynen da öyle. biraz aynı kafada olabilirdi ama biraz baştan o kadar çok sıkıntı geldi ve organizasyon başlayınca, altyapıda ciddi sıkıntılar ortaya çıkınca insanlar tenisten ziyade oyuncuların oyun ortamını ve şeyi, oradaki Kaha-Mayıka'yı falan çok düşünemediler yani. Neden Borna Çoriç, Borna Çoriç'i yeniyor sorusunu soruyor insanlar yani. Hani çünkü uygulamasında baktığı zaman Davis Cup'ın skorların iki tarafında da Borna Çoriç yazıyor, Fonini yazıyor ve Evet. saçma sapan şeyler. Çünkü Borna Yani Çoriç kendine yenilmiş o maçta psikolojik olarak. Onun için. bunları da yaşayabileceğiz tek turnuva Davis Cup. O yüzden Evet. kesinlikle izleyin falan. Ya Eylül 2017'de Laver Cup çıkıyor. Ondan sonra ancak Ağustos 2018'de ITF diyor ki biz bir yeni bir anlaşma yaptık. Davis Cup finallerini değiştiriyoruz. Sonra Eylül 2018'de ikinci defa Laver Cup oluyor. Sonra Kasım 2018'de ATP diyor ki biz de kendi takım şeyimizi çıkarıyoruz. ATP Cup. Şimdi yani bence zaten büyük sıkıntıların olmasının sebebi Davis Cup'ın direkt bir rakibinin olması, ATP Cup şey adı altında. Bir de indirekt rakibinin olması Laver Cup. Bence Laver Cup'la bu ikisi aynı keseye koymamak lazım. Çünkü Laver Cup'ın başka bir sözü var insanlara. Federer'le Nadal'ı aynı takımda görebiliyorsunuz. Diğerlerini göremiyorsunuz. Ama ATP Cup direkt yani. Ki ben ilk defa bu kadar eleştiri geldiğinde Avustralyalılardan çok eleştiri gelmişti. Davis Cup değişikliğine. Ki Leighton Hewitt'ten falan çok gelmişti. Biraz işkillenmiştim. Hani bu ATP Cup'ın çıkacağı da belliydi. Ve ATP Cup Avustralya'da olacak. Yani çıkar çatışması çok var zaten teniste. Federer mesela Davis Cup'a gitmedi. Kendi takılıyor Güney Amerika'da. Neden? Çünkü zaten Laver Cup. İşte Avustralyalılar acaba ATP Cup'tan dolayı mı Davis Cup'a bu kadar soğuk yaklaştılar derken, gerçi Leighton Hewitt geldi ama olayın bir de bu tarafı vardı. Onu söylemek istedim. Sen bu konuda bir şey söylemek istersen yorumunu alayım, yoksa organizasyonu değerlendirelim bir de. Bence organizasyona geçebiliriz. Tamam, Sen organizasyon derken bu arada detayları şeyden bayağı verdin. bahsediyorum. Bütün bu senin giriş yaptığın işte web sitesidir, uygulamadır, maç şeydir, yayın programı, ondan sonra tribünlerin doluluğu, her şeyden burada bahsedelim. Ya bir kere şunu bir baştan, sen detaylara benden daha çok hakimsin ama net bir şekilde şunu farkında olmak gerekiyor eğer bir tenis organizasyonu yapıyorsan. Tenis bir futbol, bir basketbol kadar bilgi olarak ulaşılabilir bir spor değil. Sen organizasyon olarak işini ne kadar iyi yaparsan insanların da sana ulaşması o kadar kolay ve rahat olur. Ve bu anlamda turnuvaya olan ilginin her sene artarak devam etmesini sağlarsan. Yani bunun en iyi örneğini Laver Cup örneği yine olacak ama orada görüyoruz. Adamlar çok güzel ve başarılı bir şekilde medya ile anlaşmalarını yaptılar. Aynı zamanda bu sene de ATP'den de destek sözleşmesini aldılar. Ve sonuç olarak her sene büyüyen, sevilen ve gelse de izlesek denilen bir organizasyon haline geldi. Yani bunu maalesef Davis Cup yetkilileri, artık isim vermek istemiyorum, bu konuda sanırım biraz sınıfta Şakira. kaldılar. Değil Aynen öyle. Şakira diyerek şey, artık mi? eşine buradan selam. Bence çok Şaka büyük gibi. sıkıntılar vardı ya. Yani bu kadar fazla sponsor bulduk diye ortaya çıktılar. Kozmos'un ortaklarından bir tanesi Rakuten'in sahibi, Rakuten şirketi değil direkt ama Rakuten'in sahibi. Onun için Rakuten direkt BNP Paribas'dan almış sponsorluğu. En büyük sponsorluğu, ama onun dışındaki sponsorluklar hep lokal sponsorluklardı. İşte İspanya'daki mağaza El Corte Inglés. Herhalde bir müzik şirketi vardı. Çünkü sürekli Shakira, işte efendime söyleyeyim Camila Cabello isimleri falan dönüyordu. Çok sponsor bulamamışlar gibi geldi bana. O da kendini şeyde hissettiriyor. Yani pazarlamasını herhalde yapamamışlar ki. Ne insanların haberi vardı, ne Twitter sayfalarının bir takipçisi vardı. Bir de şeyi fark etti mi? Davis Cup'ın
kendi sayfası ayrı, finallerin sayfasını ayrı yapmışlar. Yani ITF herhalde vermemiş mi artık şifreyi? Anlamadım. ITF'in Davis Cup uygulaması var. Bir de Davis Cup finalleri için ayrı uygulama yapmışlar. Yani kesinlikle izleyici odaklı bir yani Kamaika'ya gidince ortam nasıl, eğlenceli mi, keyifli mi, orasını çok bilemiyorum. Orası zaten tenis için organizasyonu hazır bir yer. Yani adamların zaten bir şey yapmasına gerek yok. Sırma gerek ama yok, evet. Televizyondan izleyen biri için resmen gavur eziyeti. Başka hiçbir şey değil. Ne skorları doğru düzgün takip edebiliyorsun, hangi ülkedeysen doğru düzgün yayıncı bulmakta zorlanıyorsun. Onun haricinde yani zaten izlediğimiz, izleyebileceğimiz saatler sınırsız. Orası işin güzel tarafı. Günün 24 saati Davis Cup izleniyor. Ama bulabilirseniz. Evet, ama bulabilirse. Bir yerlerde oynanıyor, hissediyorum. Ya yayıncı olmaması, ayarlanamaması. Türkiye'de var mıydı yayıncı? Yoktu. Benim Türkiye'de yoktu. Değil mi? Yani bu bence ilk senede yapabilecekleri en kötü şey. Çünkü kamuoyunun desteğine ihtiyaçları var. Kamuoyu hani Türkiye onlar için önemli değildi, 18 takımdan biri değil falan filan. Amerika'da Tennis Channel'a fazla fiyat çekmişler sanırım. Tennis Channel alamamış, başka bir yayıncı almak zorunda kalmış. Kanada'da alan yayıncı sadece Kanada'nın maçlarını yayınlayacak şekilde paket almış. Yani aslında insanlar sadece kendi takımlarını izlediler biraz. Büyük ihtimalle yani eğer böyle bir elektronik platform yoksa Amazon Prime gibi o konuda bir kez kesinlikle sınıfta kaldılar ki bunu söylemiş galiba yetkililerden birisi. Burada çok fırsatımız var demiş. Hani fırsat şey demektir ya, beceremedik. Evet. bir de bir konu tribünlerin doluluğu. Yani İspanya maçları dışında tribünler kan ağlıyordu. Hele Kahamahika'da yani merkez kortta oynanan maçlar çok çok kötüydü. Bir de yani dünya bir numarası, hadi iki numarası oldu şimdi, Novak Djokovic oynuyor orada. Kortun üçte biri mi dolu? Dörtte biri mi ne? O da sırf işte şey diye, yarı final diye. Ya da çeyrek final miydi, hatırlayamıyorum. Çok kötü. Yani bu, eğer İspanya'ya çıkmasaydı finale bugün herhalde... İyice rezalet olacaktı. Herhalde seneye hemen geri dönüverirlerdi. Hiç biz unutun bunları diye. ITF şey yapardı. Anlaşmayı bozardı herhalde. Ya Gökay bak, şu çok önemli. Finalde İspanya oynuyor. Rafael Nadal oynuyor. Ve ona rağmen boş koltuk var. Ben gördüm yani bayağı ön taraflarda bile boş koltuklar gördüm. Sen böyle bir şeyi... Ben yani Madrid Masters'ta belki olabilir. Ama bir Roland Garros finalinde bir koltuğun boş kalmasını düşünebiliyor musun? Mümkün değil. Ya İspanya maçları yine iyiydi. Çünkü yani bir zahmet bak, iyi olsun. Ya. Yok çok iyi. Yani bu final dışında belki finalde öyle sana denk gelmiştir ama İspanya maçları neredeyse her zaman full çekti ama bir zahmet yapsın. O Davis Cup yüzünden değil. Rafael Nadal Madrid'de oynadığı için oluyor. Yani, Rafael Nadal canını dişine takarak oynuyor bir de. Yani zaten, adam hayır hiçbir şey yapmasa, maç kaybetse bile zaten o adam Madrid'de oynuyorsa nasıl Federer Cenevre'de yaptıysa Lever Cup'ı. Böyle bir şey yani. Messi işte Buenos Aires'te bir gösteri turnuvası yaparsa tabii ki dolar oralar yani. Orada bir sıkıntı yok. Ama sen eğer... O işin işte, en kolay kısmı zaten. O bir başarı sene, değil. Geçen senenin finalisti Fransa'nın eşleşmesinde sen onları işte 3. korta koyuyorsan ve orada sadece 50 kişi varsa, sen bunun reklamını Fransa'da yapamadıysan, işte Madrid paketlerini yapamadıysan ki bu kadar para veriliyor federasyonlara, hani sen fan getirtemediysen, Andy Murray de yarı finalden önceki gün, Jamie Murray ikisi Instagram'da İngiltere'den uçak bileti screenshot'u paylaşıyorlar. Gelmek isteyen var mı Glasgow'dan, Londra'dan, Madrid'e diye. Size bilet ayarlarız diye. Böyle şey gözüküyor yani. Ezik gözüküyorlar. Onun için bence bu arada bir de onu konuşalım. En son maçları çok kısa konuşalım. En büyük sıkıntısı bu yeni olayın. Bence en güzeli şey olurdu. Her sene bir yerde. Bir kural olması. İşte kazanan tekrar yapsın. Mesela. Ya da işte FIFA diyor ki son oynanan kıtada oynanamaz. Diğer kıtalardan aday kabul ediyoruz.
diyor Tabii mesela. Davis Cup'ın kafasında mesela şu anda esasında Avrupa'da oynanmaması gerekir değil mi? Onu demeye çalışıyorsun. Bir sene. Yani gelmesi lazım. Eğer bu kadar gerçekten geleneklerine saygıları varsa önümüzdeki sene Madrid'de oynanacak Davis Cup finalleri tekrar. Bu inanılmaz bir saçmalık bence. Aşırı saçma ya. Büyük ihtimalle zaten bu formatın işlemesi için Avrupa'da kalması onların iyiliğine. Çünkü Avrupa'da bitiyor sezon. ATP'den hiç kimsenin, hadi Amerika belki, biraz belki Asya ama Latin Amerika'dır, Avustralya'dır, buralara Kasım ayında gideceğini sanmıyorum. Gerçi Fed Cup finalinde Fransa gitti ama bu kadar fazla insan gider mi sanmıyorum. Bence o yaptıkları en büyük saçmalık gibi geliyor bana. Ve yalvar yakar herhalde getirdiler son dakikada bayağı oyuncuyu. Yani şu anda kağıt üzerinde bakınca. Bir de o noktası var. Şimdi bu keseyi açtıkları için burada biraz para artmış. Eski Davis Cup katılımlarına göre. Eskiden de Davis Cup katılımları vardı. Çünkü BNP Paribas sponsordu o zaman ama şimdi katılımlar sanırım artmış. Ama bu yani onlara hiç şey yapmaz yani. Büyük oyuncuların dişinin kovuğuna gitmeyecek paralardan bahsediyoruz. Yani bu ATP'nin takviminde rahatlama olmadan Davis Cup'ta adam akıllı bir katılımcıların olduğu bir turnuvayı beklemek biraz zor. Yani evet. Davis Cup'ın gözü hangi haftadaymış biliyor musun? Hangi haftada? Amerika açık sonrası haftada. Laver Cup'ın yerine göz dikmişler. Kendisinin de oldu bu arada. Yani eskiden yarı finaller o haftada oluyordu. Laver Cup o haftayı almıştı. Şimdi orayı tekrar istiyorlarmış. Bakalım. Pique ile Federer atışıyorlar. Yani oyuncular artık şey, bir de bu turnuvalar dünyanın her yerinde oynanıyor Gökalp. Yani o kadar bir seyahat şeyi var ki oyuncuların pestili çıkıyor. Ondan sonra diyorlar ki bu turnuva niye böyle oynadı ya? Kort dışında dünya kadar faktör var. Sen adamı hep kortta görüyorsun da kort habire ülke değişiyor. Şey değişiyor, hava değişiyor. Adamın bağışıklık sistemi zorlanıyor. O oluyor, bu oluyor. Yani bu kimin bağışıklık sistemi daha iyiyse en başarılı o olacak kafasına doğru gidiyor yavaştan. Bu kadar gezdirilmez. Hani belli belli dönem dönem veya öncesinde bir nefes alma aşaması olur. Hani benim ATP Finals için de en çok eleştirim o yani. Hemen Paris Masters bitiyor. Çat şey başlıyor. Böyle daha acayip bir final izledik zaten Paris Masters'ta. Daha onun etkisinden çıkmadan orada arala gürele senenin finallerini çok önemli bir şeyi başlatıyorsun falan. Burada da kesinlikle öyle bir garip bir durum var ama yani sonuç itibariyle exhibition tournament'ların sayısı arttıkça Davis Cup'ı insanlar çok sallamamaya başlayacak. Yani insanlar derken oyuncular sallamamaya başlayacak. Dolayısıyla izleyici bulmakta da zorlanacaksın. Yani en son nokta artık teniste belli yıldız oyuncuları getirtip çok yüksek paralara 2-3 maç yaptırıyorsun. Adamlar da orada eğlendiriyor milleti. İşi şova dönüyor. Yani o yüzden Davis Cup'ın geleceği adına tenisin gittiği nokta çok farklı bir nokta gibime geliyor Gökhan. Evet, bu gösteri maçıyla Davis Cup'ın hani çakıştığı noktalardan birisi de Sasha Zverev Davis Cup duyuruları ilk yapıldığında böyle şey mi olur? Davis Cup'a saygısızlık, ben katılmıyorum dedi. Sonra gördük ki meğer abisiyle Güney Amerika tatiline çıkıyorlarmış. Federer'le. Ama önce şey demişti sanırım, bu benim Malezya tatilimi yapıyorum her sene. O döneme denk geliyor, ben tatile gideceğim gibisinden demişti. Sonra Federer'le beraber Güney Amerika'ya gideceğini açıklamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sanki böyle formatı eleştirdi, ben katılmıyorum, bunu desteklemiyorum gibi bir şey dedi hatırlıyorum ben ama. Her yerden ortaya karışık bir şey yapmıştı. Evet, yani Federer'in zaten menajerlik şirketinde artık çalışıyor beraberler değil mi? Yani onun için onlar artık şey olacaklar, tek bir insan olacaklar yakında. Yani Federer Zverev'i adam edecek gibime geliyor Gökalp. İnanılmaz bir şey. Artık yani bir hafta bu kadar zaman geçirdikten sonra da bir şeyler değişmezse Grand Slam'lerde 2-0'dan yine 2-2'ye getirirse maçları yapacak bir şey. Herhalde
Bundan 2 sene sonra Zverev'in boksunda Federer otururken görürse şaşırmamamız lazım yani. Aynen öyle. Çok fazla şey konuştuk. İnşallah başınızı ağrıtmamışızdır. Benim çok hevesim vardı. Anıl seni de şey yaptım, tuttum konuda. İstiyorsan kısaca maç konuşalım biraz. Ondan sonra da podcast'i kapatalım. İspanya şampiyon oldu. Finalde gençlerle dolu Kanada takımını yendiler. Kanada'nın da bu kadar yükselmesini ben beklemiyordum açıkçası ama Nadal damgasını vurdu turnuvaya. Senin yorumlarını alayım. Benim turnuvada 2 tane takımım vardı. Biri Rusya'ydı, biri Kanada'ydı. Gerçekten hem genç hem de sevdiğim, o yani tarzını sevdiğim oyuncular vardı. Kanada kazansaydı çok sevinirdim. Ama bir Nadal gerçeği var ki yani adam öyle bir oynadı ki bütün turnuvayı hem pikeyi kurtardı, hem turnuvanın heyecanını ya kurtardı, hem de İspanya'ya kupayı getirdi. Fakat bunun haricinde Davis Cup'ı bu kadar konuştuk madem, çok önemli bir şey daha var finalde. Bautista Agut'un kazanması, ki 3 gün önce babasını kaybetti. Çok ağır bir durum. 3 gün sonra geldi, oynayacağım dedi ve maçını kazandı. Hani bu psikolojide bunu başarmış olmak belki de turnuvanın olayı. Ve vallahi ben bu çok açıdan duygulandım da... ya. Nadal kazanınca yanına geldi hepsi. Nadal hepsi sarıldı, sonra gitti Roberto Bautista'yı bir daha bir kucakladı orada bir. Orada o insan acayip hissediyor bir yani. Şey. Ve hani bir yarı final maçında mıydı veya çeyrek final miydi tam hatırımda yok. Bautista babasının yanına gittiğinde onun ya yani korta çıktıklarında hepsi yan yana duruyorlar. Bautista'nın Evet. durduğu yeri de boş bırakmışlardı. Evet. Nadal zaten bu takım olaylarını çok seviyor. Kendisi evet, ne kadar çok seviyorum. Aşırı duygusal bir adam ve milletine de çok bağlı olduğu için bu tarz organizasyonlara bağlılığı da diğer üst düzey tenisçilere göre biraz daha fazla gibi. Djokovic de bence aynı kefede ama o Evet. şu anda kazanan olmadığı için onu konuşmuyoruz ama onun da bu konuda ciddi bir istikrarı var. Çok güzel bir final günü oldu bence. İki maçta çok üst düzey, keyifli ve heyecanlı geçti. Bunda seyircilerin ve dolayısıyla finalde İspanya'nın olmasının da katkısı vardı. Fakat Davis Cup'ın adına yakışır keyifli final maçları izledik Gökhan. İnşallah benim temennim format teoride güzel. Buna hani çok ego yapmayıp düzeltmeleri alıp seneye daha keyifli bir hale getirtebilirler. Ama en büyük sorun işte hangi oyuncular gelecek? İstediğin kral gibi format yap. Tenis bireysel bir spor. Yani bir hala bireysel bir spor. Öyle diyeyim en azından. Yani takım sporu haline gelemedi. Gelmedi ve o yüzden en kritik nokta orası. Aynen. Sen Rusya'yı söyledin. Ben de Rusya'yı çok beğendim. Zaten Rusya inanılmaz oynadı. Andrei Rublev acayip maçlar kazandı. Davis Cup'ın güzel yanlarından birisi bu. Hani Andrei Rublev gerçi öyle değil ama daha düşük profilli oyuncular sırf bu gazla inanılmaz maçlar alabiliyorlar. Hani onu gördük. Arjantin yine iyiydi. Onlar da en iyi ikinci olarak çıktılar. Britanya'da da Andy Murray'i çok izleyemedik ama Jamie Murray dün harikalar yaratmasına rağmen Nadal'ın çiftler performansına yenik düştü. Çok gerçekten hani bu kadar fazla bir de şey formatı o konuda kararsızım ama yani bu çiftler maçının belirleyici maç olması orada en iyi oyuncuyu oynattırıyor. Nadal 2 defa oynadı galiba ya da 3 defa. Djokovic oynadı. Orada yani çiftler izliyorsun. Çiftler izlemiş oluyorsun. O da çok güzeldi. Bence de inşallah şey yaparlar. Adam akıllı. Ne çalıştıysa sadece onları alıp çalışmayan her şeyi çat diye çöpe atarlar. Ve umarız para bir şeyleri satın almıyordur. Ve güzel Davis Cup'lar izlemeye devam ederiz. Ve inşallah Davis Cup gezer. Para kazanamazlar Gökalp. Gezerler seni. Hayır, format çalışmazsa para kazanamazlar. Evet. Nadal her sene kurtaramaz canım bunları. Seneye son. Seneye ben yaptım bir defa. Artık sen yap derdim ben olsam. Madrid'de kazandırdım. Peki al kardeş.
tamam artık. Nadal öyle bir adam değil işte. Nadal gerçekten evet, Nadal'ı kandırırlar ya, derler orada bir İspanya bayrağı, kral geldi, kralı tekrar getirirler falan. Adam çok seviyor ülkesini. İstiyorsan yavaş yavaş kapatalım. Başka son şeyler var mı, yorumlar? Yok başka, inşallah seneye daha güzel bir Davis Cup olur. Bakalım, darısı ATP Cup'ın başına, bundan sonraki fantastik yeni format o. Bundan önceki dönemlerde tek tek konuşuyorduk yeni formatlar geliyor diye. Şimdi geldiler ve bakalım hayırlısı olsun diyelim. Böylece biz de 2019 tenis sezonunu resmi olarak kapatmış olduk. Bir sonraki turnuva ATP Cup olacak. Onu konuşacağız. Onu merakla bekliyoruz. Orada 24 ülke olacak. Hani bu 18 yetmiyormuş gibi. Bakalım o nasıl olacak ama herhalde belki seneyi kapatmak için bir podcast yaparız. Arada bomboş geçmeyiz. Ama bizden biraz daha seyrek duyabilirsiniz bu arada. Çünkü off sezona girmiş bulunuyoruz. Diyelim. Bizden bu kadar. Bir de Davis Cup'la alakalı çok fazla yorum olduğu için ve görüş olduğu için eğer katılmadığınız bir şey varsa ben meraktan sırf bunu ekliyorum. Twitter'da bize yorum yazın lütfen. Onları da Twitter'da konuşmaya devam ederiz. Diyelim. Şimdilik bizden hoşça kalın. Güle güle.